Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle terör saldırıları sonrasında artık terör odaklarını kurutma yönüne yapacağı açıklamalar ve bu konudaki kararlılığı şu şekilde ifade etmişti. Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görür. Dolayısıyla vakti, saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Nüfuz edici bombalar kullanıldı. Evet, katmanlı ve tünelleri çökertici, inleri tahrip ederek yıkıcı bir bomba kullandık aslında. Kendiniz ürettiğiniz zaman bu bombalar bitmiyor. Oldukça etkili nüfuz edici bombalarla teröristler inlerinde hazır mezarlarıyla beraber cehenneme yolculuğa başlıyorlar. İşte onlar için kolay bir cenaze törenlerinden birisi. Evet, gördüğünüz gibi şanlı ordumuz nokta atışı yapıyor. Lazer işaretlemenin farkındayız. Evet, şu anda yapılan atışlar nokta atışı ve inanılmaz derecede kayıp veriyor teröristler ve buralarda yaşadıkları şoklar onlara yetiyor. Kullandığımız bombalar olağanüstü tahrip gücüne sahip. Çok sayıda tahrip gücü ve çevresel alanda yıkıcı etki oluşturuyor. İşte nüfuz edici ve tahrip edici bomba böyle yapılır. Türkiye bu yönde de ileride. Aynel arabı, evet, ondan kovar ediyor ama Aynel arabı şöyle bir sallıyoruz bir kere. Silahlı kuvvetlerimiz, şanlı ordumuz, evet, Aynel Arap'ta gerekli operasyonları gerçekleştiriyor. Ve diğer teröristler eteklerini giyerek halkın içine karıştılar. En kolayından etek giyiyorlar. Onlar eteklerini giyene kadar silahlı kuvvetlerimiz onlara etek merasimini yaptırıyor. Yani cehenneme doğru gidiyorlar. Şu anda füzenin sesi ve atılan bu füzeyle beraber oradan çıkan yüksek duman. İşte böyle olacaktı ve böyle oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu ülkesine ve milletine, Amerika Birleşik Devletleri'nin taşeronu olarak Türkiye'ye zarar vermeye çalışanların bu dünyalarını da cehenneme çeviriyor. Oldukça güçlü atışlar yapıyoruz. Tekrar ediyorum, nüfuz edici bomba. Yüzeyel alanda oluşan bir durum değil. Tünel girişi ve içeride, evet, pinek dedikleri bölge ve olağanüstü şekilde tahrip gücüyle bitiriliyorlar. Kara harekatı kapıda. Evet, o bölgelere karadan da gireceğiz. Açıklama, evet, çok yakında da gerçekleşecek. Ordumuz özellikle bu kadar güçlü ve etkin bir şekilde bütün gücüyle bölgede teröre fırsat vermeden Türk'ün gücünü haykırtacak. Evet, Türk'le şaka olmaz. Türk'ü kızdırmayacaksın. Türk öyle güçlüdür ki ensene bindiğin zaman anlarsın. Dünyayla düşman ol, Türk'le düşman olma. Pişman olursun, denemesi bedava. Başkomutan izliyor. Harekatı bizzat takip ediyor. Ve bu harekatın daha da tabii ki etkili olması açısından fikir alışverişinde bulunuyorlar. Vurulan bölgelere geleceğim şimdi. İnanın, Irak'ı kuzeyinden tutun Suriye'nin kuzeyine kadar. Ne kadar PKK'lı, nerede Amerika Birleşik Devletleri ise onlara gerekenler yapılıyor. Tel Rifat vuruluyor. Evet, Tel Rifat vuruluyor. Aynel Arap vuruluyor. Ayn İsa vuruluyor. Minnik Havalimanı vuruluyor. Tel Rifat vuruluyor. Kantil vuruluyor. Kuzey Irak vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından biletleri kesiliyor. Hem de jet bilet. Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgede engin tecrübesi, üstün milli silah tecrübesi ve özellikle inlerini bizzat uydu yardımı, SİHA'lar yardımı ve teknolojik imkanlarımızla ölçtüğümüzden dolayı olağanüstü iyi durumdayız. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri onlara dünyanın ne bucak olduğunu gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri öyle güçlü ki düşmana korku, dosta güven veriyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurduğu görüntüler. Türk Silahlı Kuvvetleri bambaşka bir güç. Filomuz gerçekten tecrübeli. Özellikle yaptığımız harekatta etkili olması açısından kullanılan mühimmatın her yerde kullanılması onların kaybını oldukça fazlalaştırdı. Çaresiz olduklarını, sahiplerinin onları koruyamadıklarını gördüler. Maşa olmak ne demek olduğunu, maşa olmanın sonunun ne olduğunu gördüler. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri bu demek.
Yıkın geçin dedi Savurbaba Karı Akar. Yıkın geçin, acımayın. Yıkın geçin. Harekatın adı yıkın geçin. İşte gördüğünüz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri vuruyor ve özellikle önemli ve etkili bir adımla kara harekatı için ortam hazırlıyor. Topçu atışlarımızla Tel Rifat'ı oldukça sert vurduk. Tel Rifat'a yoğun topçu atışlarıyla nefes aldırmadık. Ayrıca Aynel Arab'ı sabaha kadar vurduk değerli kardeşlerim. Sabah saatlerinde yine Aynel Arab'ı vurmaya devam ettik. Kobani ismini oradan sökeceğiz. Özellikle Kuzey Irak'taki terör hedefleri çok sert bir şekilde vuruldu. Sincar, Kandil ve diğer tüm bölgeler tamamen hallaç pamuğuna çevrildi. Ve Türkiye Minik Havalimanı'na, özellikle Minik Havalimanı'ndaki terör odaklarının barakalarına ve oradaki tünellere yoğun bir atış gerçekleştirdi. Gerçekten kaçış yapacak yer bulamadılar ve dünyaya yardım diye bağırmaya başladılar. PKK çaresiz. PKK dünyada yardım dileniyor. Ve PKK'nın bittiği tarih çok yakın. Şu anda Türkiye'de PKK neredeyse kalmadı. Yurt dışındaki PKK'yı da yok edene kadar tabii ki üstümüze gelen bütün gücü uygulayacağız. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin içinde kalmadı derken, Türkiye'nin içinde dağlarda diyorum. Yoksa sempatizanları var. Sempatizanların sempatizanlıkları da o güvendikleri terör örgütünün çöküşüyle tamamıyla ortada kalacak. Aynel Arab'ı vuruyoruz. Aynel Arab'tan gelen sesler gördüğünüz gibi. Aynel Arab'taki teröristler yoğun bir korku yaşıyorlar. Görüntüler her şeyi özetliyor. Görüntüler her şeyi özetliyor. Görüntüler her şeyi özetliyor değerli izleyenler. Uçaklarımızın o güzel seslerini duyuyorsunuz. Kobani'deki, yani aynen Arap'taki Amerikalılar ve PKK'lılar epey panikler. Evet, Türkiye'de şaka olmaz. Türkiye'yi kızdırmayacaksınız. Türkiye'nin sinir uçlarına dokunmayacaksınız. Böyle hesap verirsiniz. Evet, hücumlarımız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hücumu sabah saatlerinde de devam ediyor. Durmak yok, durmak yok, durmak yok. Kahraman ordumuza başarılar. Evet, yoğun bir atış gerçekleştirdik. Irak'tan Suriye'ye kadar olan bu terör koridoruna öyle bir darbe indirdik ki bundan sonrası da gelecek. Geliyor gelmekte olan teröristler, geliyor gelmekte olan DEAŞ ve PYD'nin tiyatrosunu çökerttik. Bütün teröristler oradan temizlenecek. Nokta. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.